Evet kıymetli Kadıköy sokak ailesi hepiniz yepis yeni videomuza hoş geldiniz safalar getirdiniz arkadaşlar aşağıda bir yerde beğen butonu var ama ben tam yerini çözemedim hani siz çözerseniz bir tane o tuşa basın ben de diyeyim ki ha buradaymış diye anlamış olayım arkadaşlar bakalım kaç kişi yerini tespit edebilecek Fırat Aydınus ben aslında federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu'nun iyi niyetli ve adaletli tavırla yaklaşmaya çalıştığını düşünüyorum. Fakat en büyük handikapı ise getirdiği bu MHK olacak ve bunu da bir yerde anlayacak diyor. Bakın eski hakem bunu söylüyor. Hakemliğine son verilen hakemler bu MHK ile geri dönüyor. Herkes kendi adamlarına maça atayarak parlatmaya çalışarak hakemlerimizin gelişimini bir yere varmıyor diyor. Samsun, yani Nihat Doğan adlı şahıs Samsun Spor ve Sivas Spor'un beni neden savcılığa şikayet ettiğini anlamadım demiş. Şu cümlelere bakın. Kasımpaşa, Hatay Spor, Sivas Spor, Rize Spor ve Samsun Spor Fenerbahçe'nin pilot takımlarıdır demiş. Yani e, bunlar şerefsiz demiş arkadaşlar. Bu takımlara şerefsiz demiş. Fenerbahçe'ye geldiğimizde satarlar demiş maçı. Yani Fenerbahçe için hizmet ediyorlar demek istemiş. Şimdi ben de bu Nihat Doğan adlı tecavüzcüleri neredeyse aklamaya çalışan bir arkadaştı diye hatırlıyorum. Yani öyle boş zihniyette bir arkadaştı. Şimdi ben bu arkadaşa soruyorum. Geçen sezon senin bu saydığın Sivas Spor deplasmanda Fenerbahçe'den 2 puan çaldı. Samsun Spor da Fenerbahçe'nin evinde 2 puan çaldı. Hatay'dan Galatasaray 6 puan aldı. Şey, 3 puan alabildi. Kasımpaşa'dan 6, Sivas'tan 6, Rize'den 6, Samsun'dan 6 puan aldı. Yani bunlar içinde sadece Hatay Spor Galatasaray'a 3 puan verirken Fenerbahçe 2 maçta 6 puan almış oldu Hatay'dan. Geri kalan takımlarda baktığın zaman hani Sivas'tan Samsun Fenerbahçe'ye bu kadar zorluk çıkartmışken bunu nereden çıkarıyorsun? Ayrıca hayatınız bununla mı geçti ki herkes bununla suçluyorsunuz? Son olarak da Samsun Spor ve Sivas Spor Nihat Doğan hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Nihat pis değildir mide bulandırır diyor ya bir de Furkan var. Ee, neyse. iki takıma da başarılar diyorum. Trabzonspor Fontas'la yollarını karşılıklı ayırdığını açıklamış. Seri B ekibi Palermo Trabzonspor'un 25 yaşındaki stoper Ryan Baniya'yı satın alma opsiyonunu kiralamış. Bunu niye veriyorum? Trabzonspor Galatasaray son yıllarda futbolcu öğüten, mahveden, öldüren bir yere dönüştüler. Yani oraya gidenler kurtulamıyor artık. Gitti. Gitti. Oraya giden Carta'yı çekiyor arkadaşlar. Ama Fenerbahçe'ye gelenlere bir bakın. Şimdi ben Fenerbahçe'ye dair size şunu anlatayım. Şunu e, şiddetli bir şekilde belirteyim. Bakın Fenerbahçe'de gerçekten bazı yeniden doğuş hikayeleri artık yazılıyor. Şimdi en korktuğum isim kimdi Fenerbahçe'de biliyor musunuz? Benim en korktuğum ismi söyleyeyim size. Benim en korktuğum isim Livakov Ulan 6.5'ü aldık ama. Yani sanki 6 ay daha iyi dediğim anda Levakovic gitti. Kendi kaleci antrenörü getirdi. Yani kendi kaleci antrenörünü getirdi. Çünkü diyor ki ya arkadaş ben bununla iyiyim dedi. Getirdi ve yükselişe geçti. Acun Ilıcan'ın konuşmaları var Fenerbahçe hakkında. Yanlış yere çekmişler. Medina teklifi. Medina bugün gelecek. Yarın gelecek. Kapı açıklaması geliyor. Arkadaşlar sosyal medyaya girin bakın. Medina tamam. Bugün kapı gelecek açıklayanlar var. Ya, tamam olsa bile bugün kapı gelemez. En erken 29 Ağustos'ta gelir Medina'nın kapı. <laughs> Bakın en erken. Çünkü yazışmalar sürecek. Ama görüşme var mı? Var. Futbolcu Fenerbahçe'den yana mı? Fenerbahçe'den yana. Bak bunları açık açık söyleyeyim size. Hatta diyor ki ben gittim gittim gidemedim bir daha şey yapamam diyor. Yani hatta ben size daha da acıklı bir şey söyleyeyim. Medina için şu ana kadar Boca Juniors'a tek yani teklif sunan Tek takım Fenerbahçe arkadaşlar. Böyle de bir bilgiye ele geçirdim. Ama hocam Fiorentina falan filan yok. dünkü antrenmanda takım arkadaşına demiş ki şimdi ayrılmasam bir daha gidemem. Ömür boyu sözleşme imzalamam gerekiyor demiş. Bu da arkadaşlar e, sosyal medyaya düştüm. Fenerbahçe 11 milyon Euro'luk teklif sundu. Arkadaşlar bakın. Oyuncunun serbest kalma bedeli 20 milyon dolar. Euro'ya çevireyim. 18 milyon Euro. Fenerbahçe 18 milyon euroyu çat bastı aldı. Sonraki satıştan pay maddesi şu bu hiçbir şey yok. 18 milyon euroyu verdiği anda 4,5 milyon eurosu Arjantin ekibi devletine vergi olarak verecek. Kaç kaldı? 13,5 milyon euro kaldı. Yani Fenerbahçe 13,5 milyon euroya satsa, vergiyi Fenerbahçe ödese bak, 13,5'a satsa vergiyi Fenerbahçe ödese 13,5'un %25'i ne yapar abi? Hani şöyle bir e, 14 diyelim de kolay olsun. 3,5 milyon euro. Yani ne yapar? 13, e, 14, 17'ye falan denk geliyor. 1 milyon euro Fenerbahçe kâra geçmiş oluyor. Adamlar diyor ki bak bir kâra geçin diyor. Bizim de, de diyor ki yok şöyle böyle. Ya biz 12-13'e şey yapıyoruz. Fiorentina sözlü öneride bulunmuş. Boca Juniors şey yapmamış. Ve Fenerbahçe hariç e, şey yok. Talip yok. Fenerbahçe birazcık da teklifini arttırdı. Artık arkadaşlar Fenerbahçe trafiği yoğun bir hale girmiş durumda. Orta saha transferi. <laughs> Orta saha tra trafiği. Ve böyle bir durum varken bakacağız arkadaşlar Fenerbahçe'nin yapacağı hamleye bakacağız. Hani bunun dışında ben şunu söyleyeyim. O an Vijin Dalı yazmışlar Fenerbahçe işte Ferdi Kadıoğlu'nun gidişinden sonra Fenerbahçe sol beke Vijin Dalı aldı diye. Ya gittiği takımda tutmamış. Adamlar zamanında 10 milyon euroya almış. 12 milyon euro istiyorlar bizden. Alabiliyorsanız buyurun bir satın alma opsiyonu kiralık istiyoruz. Bu arada Cameron Puertas, Suudi Arabistan ekibi Al-Kadiş'e gitmiş 15 milyon euroya almışlar. Çok şükür sarı lacibet emoji paylaştığında bize gelecek diyecekler yok. Bu arada WhatsApp Burhan demiş ki Süper Lig'de yabancı sınırı 12 artı 4 olacak demiş. Böyle bir görüşme yapılıyor demiş. Yani bu kadar Galatasaray için uğraşmanıza bence gerek yok. Biraz da Türk futbolu için uğraşabilirsiniz. Hocam sen az önce gençlerime işler dedin. Fenerbahçe'ye gelenler ne oluyor? Mesela Umar Fayet arkadaşlar Ben Short'la anlaştı. Ee, vize işlemleri, işte çıkış işlemleri falan yapılıyor. Hani yakın zamanda bu kap açıklaması yapılacak. İyi de Fenerbahçe'ye gelen Emre Mor tutmadı Fenerbahçe'de. Hani Fenerbahçe gençleri parlatıyordu. Ulan Emre Mor genç mi? Samet Akaydın Fenerbahçe'de tutmadı. Ulan Samet Akaydın genç mi? Lan Ryan Baniya bunu nasıl kıyaslıyorsunuz? Luan Perez. Lan Luan Perez genç mi? Ryan Kent. Ryan Kent 27-28 yaşında farkında mısınız? Bilmiyorum. Kurunic. Kurunic'e genç diyorsanız zaten sizin beyin ölümünüz gerçekleştirmiştir. Selanızı verdirin bence. Zayt. Zayt ya. Allah aşkına. Bakın. Fenerbahçe'ye gelen gençler. Mesela dediğim gibi Umar Fayet. Bak geleceğe parlak bu çocuğun. Ciddi söylüyorum. İsmail Yüksek aklıma gelmişken mesela. İsmail Yüksek'i İspanya'dan Almanya'dan İsmail Yüksek için teklifler var ya. İsmail Yüksek için yani resmi teklifler var. Öyle şey değil. Ve şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir yazar diyor ki Alper Öcal Portekiz Ligi'ne 22-23 yaşında bul bir tane İsmail. 1.82 boya sahip. Savunma katkısı üst düzey. Hücumda zaman zaman önemli işler yapabilen. Dinamik olsun. Kapıyı 30'dan aşağı açmazlar. Elimizdeki oyuncunun kıymetini bilmemiz lazım diyor. Haksız mı? Haklı. Ha! Fenerbahçe'ye genç gelip kötüye giden futbolcu var mı? Var. <laughs> Yok değil. Mourinho 9 ismin üstünü çizdi diyor. Bu isimler içerisinde Cengiz Ünder ismi var. Levent Mercan ismi var, Bekao ismi var. Üçü de son maçta sonradan oyuna giren isimler. Ee, Bekao için ben şunu söyleyeyim. Atalanta'nın teklifi var. Yani Bekao için Atalanta'nın teklifi var ama Fenerbahçe bu teklifi reddetti. Ya direkt satın alın ya da opsiyon zorunlu olsun dedi. Biraz bunu kabul etmediler açıkçası. Ama Fenerbahçe'de biraz e, sert bir tavır aldı. E, yani alacaksanız buyurun alın diye. Yoksa satmıyoruz dedi. Bu iş böyle gidecek gibi. Kulun iç kadro dışı şeyi var. Ahmet Konaş demiş ki. Başkan Ali Koç kurun iç meselesine el attı. Boşnak futbolcu kadro dışı bırakıldı. Bakın ifadeler böyle ha. Yarın bir gün bana demeyin hocam hani kadro dışıydı şöyle böyle diye. Antrenmanlarda da geçtiğimiz hafta ayrı çalıştığı oyuncuya kulüp bulması gerektiği söylendi diyor. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe org yazıp Fenerbahçe'mizin resmi yani resmi sitesine giriş yapabilirsiniz. Arada sırada da girin. Yani Fenerbahçe'nin resmi sitesi şöyle giriş yapılsın. Koren'den Alanya Spor maçı hazırlıkları başladı diyor. Salı günü. Yani takım demek ki pazartesiyi izinli geçirdi. Şimdi basın fotoğraflarına girdiğiniz zaman Mert Müldür, Fred, Ceko'yu görüyorum. İsmail Yüksek, Maksimin, Tadic, Şimanski. Yine Mert Müldür görüyorum. İrfan Can Eribayat, İrfan Can Kbc, Cenk Tosun, Bekao, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Ennesiri, Nesiri, onun dışında e, Oğuz Aydın, yine İrfan Can, Emre Mor arkada. Samet Akaydın'ı görüyorum yanlışım yoksa. Çağlar Söyüncü ciku koşular yapıyorlar. E, Levent Mercan koşuyor. Cengiz Emre Mor falan. Arkadaşlar görsellere dikkatlice baktığınız zaman iki kişiyi göremiyorsunuz. Daha doğrusu üç kişiyi. Yani Fenerbahçe'de üç kadro dışı desem size ne dersiniz? Ha Luan Perez zaten yok. O ayrı mesele ama Zayt, Kurunic, Kent yok arkadaşlar. Üçü birden kadro dışı kalan isimler. Ve şunu söyleyeyim. Bekao transferi olmadı ya. Hani gitmedi ya. Fenerbahçe stoper transferinden vazgeçtim. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Samet Akaydın'a beklediğimiz teklif gelmedi. Osterwold'e sol beklik yapabiliyor. Sol stoperlik yapabiliyor. Yusuf Akçiçi'ye Mourinho aşırı güveniyor. BKO var, Ciku var, Çağlar var. Yani BKO, Ciku, Çağlar, Samet Akaydın 4. Tehlike anında camı kırınız butonu Osterwold'e 5. Artı Yusuf Akçiçek 6. 6 stoper kullanabilecek Fenerbahçe böyle bir karar aldı. Kingsley Coman Bayern Mütten ayrılma kararı almış. Avrupa'da yeni bir takım istiyormuş. 4 artı 1 yıllık sözleşme 15 milyon euro net maaş istiyormuş arkadaşlar. Verebiliyorsanız hemen şimdi alabiliriz. Debon servis var da siz onu halledersiniz ya. Bence halledersiniz. Fenerbahçe işte Owen Vizindal ismini söyledi. Arşı Brown Fenerbahçe'ye önerildi. Bakın Hermoso ismi. Biz Hermoso'ya çok uğraştık. Herifler 16 milyon euro verdi. Yani Arap takımından bahsediyorum. 16 milyon euro'cuk yıllık ücret. Ya biz bunu karşılayabilir miyiz? Hayır. Komiteleri kabul etmedi ama eminim o komiteleri kabul edecek. Çünkü Fenerbahçe aleyhine olunca. Ovin Vision'da da dediğim gibi 12 milyon euro istiyorlar. Arşı Buram oynayan oyuncu ama biz Fenerbahçe'ye satalım. Onların pazarı çok iyi. Sonraki satıştan pay maddesi alalım. Hani e, ülkemize araba girişi olsun biz arabanın vergisinden kazanalım derdindeler adamlar. Mekao şu an için gitmeyecek arkadaşlar ama 14 milyon euro tak diye masaya koyarlarsa her an gidebilir. E, Ferdi Kadıoğlu'nun artık bugün açıklanması gerekiyor. Kapa açıklamasını. Normalde dün bekliyordum ama bugüne sarktım. Osterwold'de dediğim gibi gayet iyi. Levent Mercan bakın İzman fotoğraflarında da yer almaya başladı. Demek ki Fenerbahçe bir şeyin kararını verdi. Nedir o karar? Ya yani Levent Mercan Osterwold'de e, kimse alınmıyorsa da bunlarla devam ama Fenerbahçe sol bek için elinden geleni yapacak. E, Livakovic'i söyledik. İrfan, İrfan Can Eğri Bayat var mesela. Onun da performansı illaki artıyordur diye düşünüyorum. Ee, başka hangi isimleri konuşacağım? Aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Salih Özcan Borussia Dortmund'dan ayrılmayı düşünüyormuş. Salih Özcan mesela Fenerbahçe için iyi bir isim olur ama Dortmund kaça bırakır? O da ayrı bir mesele. Yani bir 10 milyon euroya bırakacaksa hiç 10 milyon euroya girişecek bir olay değil. Satın alma opsiyonu belki kiralanabilir ama 5 milyon euro falan. Mario Branco Chelsea'den Ben Chivalı transfer listesine aldı diyor. Yanlış anlamayın beni. Bugün Fenerbahçe Ben Chivalı getirse, Medina'yı getirse, ikisi bir şu, hani olmayası muhtemel isimlerden bahsediyorum. Yanlış anlamayın beni. Herhalde e, taraftar şeye akın eder. Yani havalimanına akın eder diye düşünüyorum. Bu arada Cengiz, Levent, Mercan kalıcısı, kalması e, kesin olmayan isimler arkadaşlar. Onu da belirteyim de. Cengiz'ün de Levent, Mercan düzgün bir teklif gelirse gidebilir. Ama İsmail Yüksek kalışı artık kesin olan bir isim. Mesela BKO ismi. Hani BKO'ya çıkıp da olan biz bugüne kadar vermiyorduk ama alın lan parası deyip alırlarsa ben bir şey diyemem. Ama onun dışında BKO'da kalıcı. Yani ben bu videoyu şöyle bir toparlayayım. Tek tek isimler üzerinden gideyim. Ben Chival ismi neredeyse imkansız. Ama Fenerbahçe yani Mario Branco, Jose Mourinho, Chelsea ile ikili ilişkiler belki bir ihtimal diyorum. Ama ben ihtimal vermiyorum. Şimdi ben ihtimal verirsem şey yaparsınız. Fakat oyuncu hani oyuncu da ben gideceğim edeceğim derse bence bu transfer hızlanabilir. 30 Ağustos'ta yaklaşıyor. Hani e, Chelsea bu futbolcuyu satmak istiyorsa satın alacak isim de bulamamıştır. En azından kiralayayım diyordur. Christian Medina ismi vallahi Christian Medina'nın birkaç gün içinde kapı bekleniliyor. Herkes bekliyor. Ben de bekliyorum açıkçası ama hatta son teklifi de kabul etmek üzereler diye düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 10 milyon euro verecek olsa 2,5 gidecek şeye vergiye. Adamların eline 7.5 kalacak. Biz de diyoruz ki ulan biz 10 verelim. Vergiyi de biz verelim 12.5. Siz uğraşmayın diyoruz. Vesaire vesaire. Onu da söyleyeyim. Arşı ee, Arşi ben beklemiyorum. Ha, önerildi. Hiç kimse alınmazsa alınabilir mi? Alınabilir. Hermoso'yu artık unutun derim. Owen Vigindal'ı da unutun. Çünkü 12 milyon euro istiyorlar. Ona falan düşüyorlar. Yani bu şartlarda imkansız. Salih yani ben beklemiyorum. O marfa ayet bugün kapı gelir. Belki yarın gelir. Hani gidecek ama e, kulüplere bağlı. Gerçi sağlık kontrolünden falan geçecek. Yarın gelir ya. Çarşamba, Perşembe gelir. Emre Mor tamam ile idmanlara çıkıyor ama menajeri de 8-9 takımla görüşme halinde. E, hiç olmazsa süperlikten bir takıma gider. Çünkü 13 Eylül'e kadar vakit var. Samet Akaydın için o beklediğimiz o teklif gelmedi gelse iyi olurdu. Ama gelmedi. O da kalacak gibi. Ryan Kent'in biz üstünü çizdik. Kadro dışı. Kurunic kadro dışı. Saitz kadro dışı. Yani üçü de kadro dışı. Ama hani şereflerine gururlarına yedirip başka takımla görüşürler mi? Giderler mi? O da onların bileceği iş. Hiçbir şey yapmazlarsa da yani Fenerbahçe verilen paraya yapacak bir şey yok diyecek. Ha, üçünün de sözleşmesinin feshedilmesi gündemde. Daha önce de söyledim size. Sakın ha Fenerbahçe bunların sözleşmesini feshederse ulan o kadar da para verdiniz falan demeyin dedim. Israrlı şekilde de söylüyorum. Sakın böyle bir cümle kurmayın. Aman zararın neresinden dönersek dönelim kardır. Unutmayın arkadaşlar. Ee, BKO kalıcı gibi dedik. Ferdi Kadıoğlu artık açıklama gelir herhalde. Osterwolde, Cengiz Ünder Levent Mercan, Cengiz teklif gelirse gidebilir. Levent Mercan'ı Oynama garantisine kiralayan olursa hala gidebilir diyorum ben. Yani. yanlış anlaşılmasın. Onu da söyleyeyim. Yabancı sayımız bizim 12'ye falan düşecek. Yani yabancı sol bek alabiliriz. Onun dışında İsmail Yüksek kesinlikle kalacak. İrfan Can Eğribayet daha keza. Ali Koç, Kingsley Koman, Cameron Puertas. Aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.